Şimdi yapacağımız projeyi özetleyelim. Öncelikle asenkron web servislerle yapacağız bunu. Database'imiz bu. Veri tabanı makale proje altında. Bunun masaüstü versiyonunu zaman kalırsa web tarafında yapacağız. Öncelikle servis katmanı geliştireceğiz. Database'imizi tasarladık zaten. Kullanıcı bilgileri var. Bunların girişi var. Login işlemi olacak e-mail ve şifreye göre. Makale ekleme vesaire. Makalede kategori combo box olması gerekiyor. Onu da biz liste olarak yapacağız. Şeyde, serviste. Bu şekilde bir servis mimarisi olacak. Öncelikle servis katmanını planlamamız gerekiyor. Mesela kategori, makale ve kullanıcılar için servisler olacak. Projemizde Async Application bir Blank Solution açtık. İçerisine formla falan kafamızı pek yormadan doğrudan bir servis, web servis açacağız. Framework 3.5 olduğuna dikkat edin. Web servisi oradan görüyorduk. Async servis. Öncelikle bir kategorize edelim şuradaki yapıyı. Gereksiz olan kısımları siliyorum. Burayı da ben kendi sitemin adını yazıyorum. Namespace. İçerisine 3 tane regin açacağım. Kullanıcı işlemleri. Burada neler yapacağımıza karar verelim. Mesela kullanıcı ekle, güncelle, sil ve login. Bunlar şu an olmalı. Şu anki servisimizde. 3 tane servis, ekle, güncelle, sil, bir de login. 4 tane olacak. Yazalım temel metotları. Ekle de daha önce yaptığımız gibi true false değer dönecek. Kullanıcı ekle. Bu sefer dışarıdan kullanıcı sınıfı alacağız. Böyle parametrelerle uğraşmayacağız. Şu an temelini yapalım. Kullanıcı güncelle. Öncelikle iki tane string'im zaten her şeyde olacak
Connection String olayını da webconfig'den yapalım gene. Önceki yaptıklarımızı bir hatırlamak için. Şurada Connection Strings düğümü var. Bunu açıyorum. STR. UID ya da user ID, password ya da PVD. Diğer taraftan alacağız. Adı NW John STL. John STL. Configuration Manager'ı kullanacağız. System.configuration içerisinde. SQL CMD oluşturdum. Metotların içerisinde bunların değerlerini verip kullanacağım. Her seferinde yeni bir şey oluşturmaya gerek yok. Bir de SQL Connection'la command oluşturalım. Hazır yapmışken. Tabii kullanıcı sınıfımızı unutmayalım burada. Kullanıcı ekleye ben sınıf göndereceğim. Daha önce bunu yapmıştık, bir sınıf oluşturup göndermiştik. Bu sınıfı da şurada tutacağız. Bunun için kullanıcı yazıp Shift-Alt-F10 Generate Class Form kullanıcı demem yeterli. Kullanıcı sınıfım oluştu. Kullanıcı ID. Ad, soyad. E-mail. Şifre. Doğum tarih, adres.
diğer işlemler için de class yapmamız gerekecek. Aynı mantıkta onların da class'ını yapalım. Şurada iki tane daha sınıf. Bir makale, bir de kategori sınıfı. Database'deki tüm fieldları oluşturduk. Şimdi constructor yapmamız gerekiyor. Buranın constructor'ını yapmadan bir işe yaramaz. E-mail'den sonra unutmuşum. Evet, 9 tane parametresi var. Bunun diğer overload'larını da yapmak gerekiyor. Bizim için yeterli. Yalnız web servislerde olması gereken bir tane daha overload var. Onun için hata yanmayı bekleyeceğim.
hatayı aldığım zaman açıklayacağım onu. Şu an için işlemler de yeterli. Kategori için açıklama ayrı. Hataya sebep olacak. Buna daha sonra açıklayacağım. Yine hata verecek. Düzeltiriz bir ara. Makale eklemede kullanıcı tipinde kullanıcı veriyorum. Servisteyim. Evet, şimdi işlemlere başlayalım. Öncelikle kullanıcı not null ise ekleme işleminde bizim için neler kritik? Bir kere kullanıcı
boş olamaz. Düzeltiyorum, null olamaz. Ve içerisinde de bazı şeyler kesinlikle olmalı. Mesela şurada kullanıcı ad, e-mail, şifre, doğum tarihi de verebiliriz. Yani zorunlu olanlarda. Eklemede zaten ID'ye ihtiyacımız yok. O yüzden şu 4 alan zorunlu olmalı. O zaman onların tipi nedir? Hepsi 3'ü string, bir tanesi data. Hatta kullanıcı adını çok gerek şey yapmayalım. Boş değil, null değilse kullanıcı ve şartlarımız bunlar. Genel olarak bir temizlik yapmış olduk veri alırken. Şimdi bunu ekleyebiliriz. Ekleme işleminde de using bloklarını kullanacağız. Yukarıda bir connection'ımız vardı. Bunu new connection diyerek oluşturacağız. Connection string'imiz de hazırdı zaten. İçerisinde cmd zaten vardı. New cmd, sql cmd yukarıda. Tabi burada sql cmd'yi sorgusunu yazmamıştık. Vardı ama sorgusu yok. Şimdi sorgusunu yapacağız. Sorgusunu da hemen şurada yapabiliriz. SQL CMD insert yapacağız. Insert into kullanıcılar kopyalayıp başlarına et işareti yazarak V100'e yapıştıracağım.
Çünkü parametre olarak vereceğim. Düzenli görünmesi için şöyle yapabiliriz. Şuradan kestim ama boşluğa dikkat edin. Geldim aşağıda bunu birleştireyim. Daha düzenli göreceğim. Values'u ayırdım. Artık SQL command da var. Şimdi işlemi yapmak için bağlantıyı açabilirim. Normalde connection bloğu dışarısında bağlantı kapanacaktı using bloğunda, biliyorsunuz. Ama bilinçli olarak kapatacağız yine. Ondan önce ben buradan sonuç alacağım. Execute none query veri ekleyecek. Oradan bana kaç kayıt etkilendiğini söyleyecek. Onun sonucunda da ona göre işlem yapacağım. Bu nedenle şuralarda sonuç. Evet. İçeride int sonuç tanımlıyorum. Ben kendimi kapatıyorum. Bu şurada da olabilir. Şimdi sonucu integer olarak aldım. Bir de boolean olarak geriye bir şey döndürmem gerekiyordu. Onu da ekstra bir değişken yapmak yerine şurada basit bir şekilde sonuç neyse sıfırdan büyükse return true else return false. Evet, şuna gerek kalmadığı için şurada return, bakın burada return yaptığım için her halükarda geriye bir şey döndürecek artık. Buraya gelmeyecek. Bu nedenle ben bunu zaten çalıştıramayacağım diyor. Hani ya yer değiştir ya da sil. O zaman şurada kapatabilirim. Çünkü şurada bitiyor olay. Ha şu var. Şimdi connection içerisindeyiz. Onun içerisinde CMD var. Onun using'i içerisindeyiz. Geldik burada bağlantıyı açtık kapattık. Hemen burada gönderdik. İşlem olarak sorun yok. Ama hiyerarşi açısından doğru değil. Bunun dışında olması gerek. Çünkü hani CMD bir hafızadan silinsin. SQL command bitsin. Connection da, onu da işitsin. Sonra gönderecek zaten. Tabii şunların neydi olması gerek? Şu an yapmayacağım ama try catch içerisinde olmalı. Onun bir loglaması vesaire, hata yönetimi gerekiyor. Şu an için bakıyoruz. Tabii bu if'in dışında bir ihtimal daha var. Bakın bu ihtimalleri editör sürekli takip eder. Şurada if buraya geldi ama buraya gelmeme ihtimali de var. Bunun dışında bir else kısmı var. Değil mi? Buraya gelirse ne olacak? Tamam şurada yaptın ama bunun içerisine gelmeyebilir. Return false. Bu kadar.
güncelle ve sil hata vermesin diye return false yapıyorum. Çalıştıralım. Ne oldu? Aynı hata. Değil mi? Herkeste. Parametrisiz oluşturucusu olmadığından işte kullanıcı seri hale getirilemez. Bunun sebebi o başlangıçta söylediğim hataydı. Düzeltmemiz gereken. Kullanıcı sınıfına gidiyorum. Bakın burada iki tane overload var ama bunun serialize edilmesi için işte servis üzerinde kullanılabilmesi için bir de boş constructor'a ihtiyacı var. Şu kadar. Şimdi hata vermeyecektir. Bakın. Parametresi oluşturucu olmadığından bunu seriyale getirilemez diyor. Sonra bu giriyor. Düzelttikten sonra. Kullanıcı ekle. Burada tabii test edemiyoruz. Açıklaması belli. Sınama formu yalnızca basit türleri olan parametreler kullanan yöntemlerde kullanılabilir. Yani date time burayı bozuyor. İşin gerçeği. Date time tipi normal text olarak değil de şey olduğu için date time picker vesaire gibi şeyler. Bunu doğrudan bizim sistemle test edebiliriz. Şimdi bunu uygulama tarafında test edeceğiz. Burada veri alamamasının sebeplerinden biri hani servis tarafından veri alamamasının sebebi şurada parametre olarak kullanıcı sınıfı var. Bunun ne olduğunu bilmiyor. Şu anki sorun bu. Normal parametre alsaydık test ederdik. Bunu yapacağız. Şimdi diğerlerini yapalım. Güncellemede de aynısı olacak. Sadece sorguyu değiştireceğiz. Şurayı komple alıyorum. Tabii ki burada en önemlisi kullanıcının ID'si. Onun da boş olmaması gerek. Tabii kullanıcı ID integer. Bu nedenle parametreyi yazmanız gerek. Şurada olacak.
Burada parametreleri eklemedik henüz. Onları ekleyeceğiz. Şurayı düzeltelim. Şurayı sırayla yazabiliriz. Ad, soyad, kullanıcı ad, e-mail, şifre, doğum tarihi, telefon adresi. Şimdi şu ekleye geçelim. Bunun parametresini yapalım. Şunların hepsini parametre olarak aşama yapmamız gerekiyor. Parametreyi nerede yapıyorduk? CMD zaten vardı. Bunun içerisinde oluşturuyoruz. Connection'dan önce yaparız. Connection'e ihtiyacı yok bunun açılmasına. CMD nokta parametres add with value. Thank you.
normalde bunun prosedür falan olması gerekiyor. Burada da ne lazım? Hani şu an zorunlu olmasa da default ayar olduğundan dolayı zorunluyum. Command type'ı text diye bildirebiliriz. Ama zaten default'ı text olduğu için zorunlu değil bu. Sadece hatırlatmak olarak bunu kullanabiliriz. Diğerleri neydi? Prosedür ya da direkt table. Şu an için tamam. Bunu kopyalıyorum, diğer tarafa da kullanacağız. Şurayı. Güncelleme için de bunlara ihtiyaç var. Aynı şekilde ekstra ID'yi alalım. En basitine geçtik. Bunu silelim. Yine şuradaki yapıyı kullanalım. Kopyaladım hepsini. Sadece kullanıcı ID'ye bakacağız. Şöyle başlattığımda bakın, ekle, güncelle, sil. Ekle ve güncelle dışarıdan kullanıcı parametresi aldığı için onlar görünmez. Ama sil integer aldığı için görünüyor. En azından bunu kullanabiliriz. Benim temel bir verim olması gerek. Şurada edit canlısam var. Bir tane daha ekleyeyim. True değer döndü. Refreshliyorum.
çalışmamasının sebebi makale proje DB yerine ben Northwind'i yapmıştım şeyde connection'da. NV hatta NV John CTR o derece. MP yapayım bari makale proje. Gidip web config'te de değiştirelim. Yalnız her halükarda bir hata var burada. Çünkü silemedi halde sildi diye true geldi. Aynen bold demiş. Şurada da sıfırdan bir şey. Silme işte. Sıfır. Şuradan tekrar webconfig ayarını bozup denemek istiyorum. Makale proje. Tamam, olan bir tane. Northwind'i yazacağım dedim. Olmadığı için hata verdi. False geldi. Ben mi yanlış gördüm? İki yazın acaba? De. Burada Northwind kullanıcıları gördüğü için orada aramaya çalıştı. Doğru. Bir sıkıntı yok ama yine de bir hata var. Şimdi buradaki kullanıcılarda az veri vardı. Mesela 2 3 yazayım. 3'te yine aynı şey olacak. False gelecek. 2 yazarsam silmesi gerek zaten. True gelecek. O yüzden ilk yaptığımda Northwind'deki kullanıcıları da sildiği için orada 3 vardı, 3 gitti. Mesela şu bakayım, bu Northwind'deki, bunun da gitmesi lazım. Yani aslında yazılımda hata yok. Yanlış yere bağlandığımız için orada silmiş, true dönmüş. Bu şekilde. Diğerleri de aynı. Onları uygulamada test edeceğiz. Burada verimiz var. Şimdi şunu tekrar makale proje diyorum. Bunların formlarını yapalım. Bu kadar yaptık. Servis tamamdır. Temel işlemler için. Tabi login de yapmak lazım. Onu unutmayalım. Şimdi bir de gene servise girip kullanıcı login oluşturalım. Sili kopyalıyorum. Kontrol için şuradakini kullanacağım. Düzelmeyeceğim tabii. Çünkü ID'ye falan ihtiyacım yok. Sadece e-mail ve şifre
de nesnenin bunun kontrolü yeterli. Kullanıcı nokta e-mail ve şifre gidecek. Tabii ki veri çekerken execute non query kullanılmaz. Burada en uygunu tek bir kayıt olacağı için execute scheduler. Bunu da geriye bir integer dönecek. Cast edeceğiz. Mesela bunun SQL Server'daki testini yapabiliriz şimdi. Kullanıcı sınıfı aldığımız için serviste test edemeyiz şu an. Makale, proje. Değiştiriyorum. Sıfır geldi. Olay bu. Varsa bir, yoksa sıfır. Tamamdır. Parametreler tamam. Bu işlem de yeterli. Şimdi geçebiliriz. Bir kere build. Yeni bir proje ekliyorum. Öncelikle bir lost form yapalım. Async.win diyorum buna. Bu login olacak. Hemen tasarıma geçiyorum. Ortalasın.
Xbox'ları da isimlendirelim. Davis'te bilmiyorum. Davis'te şifre. Evet, formu da tasarladık. Bir de şunun ismini verelim, FRM giriş. Bir de ana form yapalım ki o tarafa geçirelim. Şimdi giriş yap butonuna basıp ondan sonra işlem yapacağız. Tabii öncelikle son olarak şuradaki BIM projesinin başlangıç projesi olduğunu söylemem lazım. CETES Startup Project. Herkes yaptı. Şimdi servisi bunu eklemeliyim. Servis için referans kısmına geldik. Add Service Referans. Solution içerisinde olduğu için Discover bunu yapacaktır. İçeriğini al. Download ediyor içeriği. Dört tane metodum burada göründü. Servisin adı da makale proje servis diyorum. Şurada Advanced butonu var. Hatırlarsınız bunu kullanmıştık asenkron ayar için. Şurada Generate Task Based Operation yerine Generate Asynchron Operation'ı seçiyorum. Ve OK tıklıyorum. MEP servisi projeye ekledik. Yazdığımız mübarek olsun. Bu solution giriş yaptıktan sonra formu açacağız. Ekranı genişleteyim. Proxy'me ekleyeceğim şimdi. MEP servis nokta en altta servis 1 swap client. Proxy oluşturduk. Önce kullanıcıdan gelen bilgileri alalım. Bizi textbox'la uğraştırmasın her seferinde. E-mail. Diğeri de string'ti. Buradan alıyorum. Şifre. Evet. Şimdi kontrole bakacağız.
Hemen kullanıcı girişe. Bakın burada benden kullanıcı sınıfı istiyor. Ben de şuradaki daha önce hazırladığım kullanıcı sınıfının tabii ki neredeydi bu? Kullanıcı sınıfını almam gerekiyor. Kullanıcı sınıfını kullanabilmek için servisi yüzünü eklemem lazım. Yukarı eklendi. K. Sorunumuz şuydu. Hatırlarsanız ilk yaptığımda bilinçli olarak bir tane default constructor'ı olmayan metot class yapmıştık. Şuydu. Şunu yapmamıştık mesela. Bunun hata vereceğini söylemiştim. Şunların ikisi hata verecektim. Şimdi teknik olarak buna ihtiyacı var. Bu serialize işlemini yapmak için işte sınıfın taşınabilmesi için. O yüzden bunu yazdık, hata düzeldi. Ben bunları şunun için kullanmıştım, buradaki sınıfları. Dedim ki, bir kullanıcıyı örneğin eklerken, mesela güncellerken ID'ye ihtiyacım var, diğerlerine de ihtiyacım var. Eklerken ID hariç diğerlerine ihtiyacım var, insert'te. Kullanıcı login'de de ben bunu kullanacağım. Hani ben sınıf olarak göndereceğim. Şimdi yapmaya çalıştığım gibi içerisine kullanıcını aldım, e-mail ve şifreyi verip bunu göndermek istiyorum sadece. Hani parametre olarak iki tane şeyi göndereceğim ben. Parametre. Bir tane sınıf parametresi göndereceğim. Mantık olarak doğru. Bir sıkıntı yok. Ama FRM giriş tarafına geldiğimizde, yani servisi kullandığımız, konsüm ettiğimiz tarafa geldiğimizde şöyle bir problem var. Burada default hariç diğer constructor'lar görünmüyor. Bunun sebebi işte default constructor'ı destekli olması sadece. Diğerlerini desteklemiyor. Onları bir nevi web metod olarak görmek istiyor. Bana özel olarak aç diyor. Şimdi ben de burada evet burada bu olmadığına göre nasıl çözeriz? Çözüm şu. Bana bir kere kullanıcı sınıfı lazım. Ben onu doldurup göndereceğim. Yani aksiyona gerek yok. Ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Sadece kullanıcı sınıfından bir nesne örneği gerekiyor. Şöyle diyeyim. Kullanıcı sınıfı değil aslında. Kullanıcının sadece nesne örneği değil. O zaten elimde. Ben bunu K nokta diyerek zaten kullanıyorum. Bunda sıkıntı yok. Ben bunlara değerlerini veririm. Şöyle mesela e-mail ve ıvır zıvır lazım. E-mail dışarıdan geliyor. Şifre de zaten var. Şunu açtım. Bu benden kullanıcı sınıf istiyor. K'yı verdim. Bunda sıkıntı yok. Zaten yapıyoruz bunu. Ama ben içerisinde parametre vererek bunu yapmak istiyorum. Yani şuradaki constructor'ların diğerlerini kullanmak istiyorum. O yüzden bunu nasıl yapabilirim? Şunu
üstünü kapattım. Bunun için şeye gitmem lazım. Servise gitmem lazım. Serviste yeni bir metot oluşturmalıyım. Burada yapacağımız mantık şu. Dışarıdan iki tane parametre alacak. Yani e-mail ve şifreyi. Geriye bir kullanıcı dönecek. İçerisinde bunları içeren bir kullanıcı. Get new kullanıcı. Dışarıdan string alsın. Şifre alsın. İçeride de bir kullanıcı instance oluşturacak. Bakın burada ulaşabiliyorum diğer overload'lara. Ben burada şunu kullanacağım sadece. Dışarıdan bildiğin şifre. Return call. Şu an gerekli, zorunlu olmayan bir yöntem kullanıyoruz. Sadece bu mantığı nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalışıyorum. Artık bunu dışarıdan kullandığımızda şu bilgileri içermiş bir sınıfı elde etmiş oluyoruz. O zaman ne yapacağız? Ben şunu açarım. Öncelikle bir build edip servisi update edeyim. Geldim buraya. Bakın, proxy diyorum. Kullanıcı get new kullanıcı. Buna e-mail ve şifreyi ver. Bu da bana kullanıcı dönüyor. Kullanıcı da gidiyor kullanıcı girişe. O da bana o da bana bugün dönüyor. Bir şey görmedim orada. Proxy'nin altta gel kullanıcıyı görmedim. Proxy'nin altta gel. Onun şurada güncelleme yapman lazım serviste. Update servis referans. Bir şey bekleme. Oluşturduktan sonra bir şey Windows projesini update etmen lazım sen için. Sonuç bu ise yani kullanıcı varsa açacağımız form FLM'de giriş. Evet, şunu deneyelim mi? İlk kez deniyoruz. Heyecanlı. Bekleyiş sürüyor. Bakın giriş yapa tıklıyorum. Kilitlendi. Ama form açıldı. Tekrar yapıyorum. Yanlış gireceğiz şimdi. Giriş yap. Böyle böyle. Hata. Yani servis doğru çalışıyor. Değil mi?
Bunda sıkıntı yok. Evet, uygulama tamam. Yalnız, şimdi burada hiç gerekli olmayan bir şey yaptık. Şuradaki bilgilerin bu şekilde gönderilmesi, tekrar proxy'den gelen verinin kullanıcı girişe gelmesi. Bu gerekli değildi. Ben sadece şu constructor'ı kullanma yöntemini gösterdim. Normalde constructor'ı göstermiyor bu şekilde. Halbuki bunu gösterdiğimiz gibi bunu oluşturup bilgiyi atayıp K'yı verebilirdik buna. Sadece o constructor'ı nasıl yapabileceğimize baktık. Şunu kopyalıyorum. Basit versiyonu yapacağım. Yukarıdakini kullanacağım şimdi. Ha, bu ne işe yaradı? Bakın. Gerçi onu bu şekilde de yapabilirim. Neyse. K yöntemini kullandım. Test edelim. Açıldı. Yalnız dikkat ederseniz, burası çok önemli. Dikkat ederseniz, ben şurada bir işlem yaptığım zaman mesela gidiyorum. Bastığımda donuyordu, değil mi? Bakın kilitlendi. Sunucudan verinin gelmesini bekliyor. Sunucu dediği aslında bizim lokal database. Lokalde bile 2 saniye bekliyor. Web'e bağlandığını düşünürsek 3-4 saniye beklediğini varsayabiliriz. Bunu simüle edelim. Mesela 4 saniye bekletelim. Gidiyorum servise. Serviste kullanıcı giriş işlemini yapan şurada kullanıcı girişinin tepesinde direkt işlemlere başlamadan beklesin. Trade trading sınıfını using'ine ekliyorum. Trade.sleep dedim. 4 saniye beklet. 4000. 4000 milisekund. Yine geliyorum. Servis referansı update edeceğim formundaki. Beklettik, tekrar çalıştırıyor. Bakın, imlece bakın, şu an bekliyor. 4 saniye beklettik. Ondan sonra geldi. Yani kilitlendi. Üzerinde hiçbir işlem yapamadık. İşte bu sorunu çözmek için asinkron programlama yapacağız. Asinkron web servislerini kullanacağız. Hemen bu örnekte asinkronu kullanalım. Sonra bırakalım bunu. İşlemimiz şu. Hemen şunun yanına senkron yöntem diyorum. Bu senkron yöntem. Ya da şöyle yapayım. Kodlar elinizde olduğunda çalışabilirsiniz diye. Şunu komple kopyalıyorum. Açıklama satırı yaptım. Bu senkron yöntem. Senkron giriş yapma yöntemi. Ş
Şimdi yapacağım örnekte de asenkrona göre tasarlayacağım burayı, değiştireceğim. Şu kısmı komple kesiyorum. Burayı da düzenliyorum. Bakın, proxy kullanıcı giriş. Kullanıcı girişin giriş yazdığım zaman bana sonunda async metodu, async isimli bir metot gösteriyor. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Bu bizim asenkron işlemi başlatmak için kullanmamız gereken metot. İçerisine gene kullanıcı parametresi alıyor ama geri dönüşlü bir void. K'yı verdim. Tamam. Şimdi de bu işlemi begin işlemi aslında. Yani asenkron işlemi başlat demiş oldum. Buraya kadar tamam. Asenkron işlemi başlat. Bu metodu çağırarak. Asenkron demek, şimdi formdan bu veriyi işlemek için istek gönderdim ama sonuç gelmedi. O zaman içerisinde ben formu sorunsuz kullanıyorum. Ama işlem bittiği zaman bana veriyi gönder. Bunu da nasıl sağlıyorduk? Completed event ile. Proxy, kullanıcı giriş completed. Artı eşittir taptan. Burada da yapacağımız ekstra işlemler var. Yukarıdan kopyaladım, buraya yapıştırdım. Yalnız veriyi almadım henüz. Şu bana ne göndermesi gerekiyordu? Kullanıcı giriş async. Bu true ya da false döndürmesi gerekiyor. O zaman geldim buraya. Boolean sonuç. Bana E'den bunun verisi geliyor. E.result. Bakın result boolean geldi. Dataset olsaydı dataset gelecekti. Daha önceki örnekte ben yapmıştım. Bu geldi. İşlem tamam. Çalıştırıyorum. Buraya dikkat edin. 4 saniye bekletmiştik. Bakalım şimdi ne olacak? Bakın bastım. Hiçbir şey beklemiyor. Kaybolup şimdi yeni form açacak. Asenkron işlemlerin yararı. Bu da gene 4 saniye beklettiğim yere bakıyor aslında. Orada bekliyor işlem. Ama benim formumu engellemiyor.